Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İyiyiz kuzen. Ne oldu buna? Kelebekler uçuşuyor. Fark ettiyseniz bugün hava çok güzel. Kuşlar, ağaçlar, rüzgar, güneş, her şey ama her şey yerli yerinde. Farkında mısınız siz de? Ben çok farkındayım. Serotoninden dolayı bir patlama, bir mutluluk. Bir şey mi dedin Ali? Anlamadım. Yüzdelerle ilgili bazı konuşmalar yapıyorduk da şurada tam üstüne geldiniz. Buyurun, buyurun. Anladım, anladım Ali'cim, anladım. Orhan Bey'cim, bu haftanın yazısını... Bu haftanın yazısını ben yazıyorum. Bu haftanın yazısını arkadaşlar, bizzat ben kaleme alıyorum. Uzun zamandır yazmıyordun. İlham perileri geldiyse... Anlamadım, yine mırıldandın. Mırıldanma benim değil, mırıldan... Tamam, tamam, evet, yok. Evet, uzun zamandır yazmıyordum ama yazmaya karar verdim. Bora Bey, af buyurun ama yani konuyla alakalı şimdi... Konumuz aşk. Evren, bu haftanın konusu aşk. Ama yani Bora doğru sözce aşktan bahsediyoruz sanırım. Yani aşkın bir illüzyon olduğunu işin üstadından okuyacağız diyebiliriz. Tam tersine Rüzgar'cığım. Çünkü bu haftaki yazımızın konusu aşktan ne kadar kaçsak da aşkın yakamızı ve peşimizi bırakmamasını işleyeceğiz. Bayağı bir kendi kulvarından çıkmışsın. Gözlemden mi faydalanacaksın? Evet. Gözlemden yararlanmayı düşünüyorum. Gözlerden de olabilir. Evet arkadaşlar, biraz düşünelim, sizden de fikirlerinizi almak isterim. Ada, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda Bora Bey? Konuştuk ya az önce Adacığım. Aşk konusunda ne düşünüyorsun? Aşk, aşk güzeldir, aşk. İnsanlara aşık olabilir. Mesela ben doğaya aşığım. Sen doğaya aşıksın. Belki de doğa da sana aşık olduğu için Ara. Olabilir mi? Doğa güzel şey. Hoştur. Çok güzeldir doğa. Evet. Arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Buyurun. Hadi bakalım. Doğa. Doğanın. Evet o zaman. Evet. Ada! Ada! İşimiz var, tamam mı? Oyalanma burada. Boracığım, o yüzden söylüyorum. Hadi. Tabii Tuğçe'cim. Güzel. Sağ ol kuzum. Tabii. Sen fazla oyalanma. Yok, oyalanmam. Gideyim ben o zaman. Gitmezsen hiç gidemeyeceksin çünkü. Ne oldu? Ofisin havası bir değişti sanki. Ne diyorsun? Yo, aynı hava. Hı. Bana ama böyle buram buram aşk kokuyor gibi geldi. Yani böyle insanlar konuşurken dans ediyor. Toplantı bile bir müzikal gibiydi. Ufak bir müzikal. Tuğçe Hanım, siz onu diyorsunuz. O şey o. O şeyde ben sabah bir yerde okudum. Televizyonda da göstermiş, teyzem bahsetti. Hı. Venüs, Mars'a pozitif açı yapmış. Tabii pozitif açı yapınca sert mizaçlı insanlar, savaşçı ruhlu insanlar sevgi kelebeğine dönüşürmüş. Müş açıdan dolayı. Öyle mi diyorsun? Ben demiyorum. Vallahi ben demedim. Televizyondaki büyük üstadlar dedi, yazarlar dedi. Ben demedim. Yoksa akşamdan sabah insan mı değişir Tuğçe Hanım? Değişmez bence de. Değişmez. Ama belki şöyle olmuştur. Değişim çoktan başlamıştır. Ve biz yeni fark ediyoruzdur mesela. Onu ben bilmem. Evren bilir. Onu Evren'e sormak lazım. Ben şey yapamam şimdi. Evren'e şu anda ulaşılamıyor tatlım maalesef. Out of reach. Ama sen burada mısın?
Burada benimle misin şu an? Buradayım. Buradayım Tuğçe Hanım. Ben hep sizinleyim ha. Olur mu öyle şey? Ben buradayım. Hatta bakalım. Bakalım bugün ne yapıyoruz? Programımıza neler varmış? Bakalım, bakalım. Terasta buluşalım. Hep buradayım ben. Bakayım. Sizin bir saat sonra toplantınız varmış. Tuğçe Hanım. O zaman şey yapalım. Ben size güzel bir enerji içeceği hazırlayayım. Toplantı varsa enerji lazım değil mi? Siz şimdi buradan kalkmayın, tahta. Bu tahtada oturmayın siz. Kıymetli. Gidin koltuğa oturun. Ayaklarınızı uzatın böyle her zaman yaptığınız gibi, başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben gidip size enerji içeceği hazırlayayım. Enerji işi bende. Siz keyfinize bakın. Tamam, ben gittim. Hadi Yasemin, aç şunu, aç. Hayda. Ada. Şimdi ben Yasemin'e ulaşamıyorum. Ada. Ben sana gelemezsem ben gelirim demedim mi? Günah benden gitti. Enişte menişte dinlemem artık. Yaparsın evlensen bu işi. Ay, çok heyecanlı. Hocam Allah heyecandan. Ay. Neyse bakmayayım. Bakmayayım, sürpriz olsun, bakmayayım. Bora Bey. Tuğçe Hanım. Ada. Senin ne işin var burada ya? Tuğçe Hanım, Selin enerji içeceğinizi hazırlarken ben dedim ki çıkayım bir hava alayım. Hava aldım bakın. Güneşli bir gün, harika. Yani böyle o kadar güzel ki şu an hava. Siz niye çıktınız? Ben de Adacığım senin söylediklerini düşünüyordum. Hani Venüs Mars'a böyle pozitif açı yapıyormuş ya. Ben dedim neden ben bundan faydalanmayayım ki? Nasıl yani, anlamadım. Ne yapacaksınız ki? Şöyle ki, diyorum ki Bora'ya açılmanın tam sırası. Ben gideyim direkt sana aşığım diyeyim çocukluğumdan beri. Artık zamanı geldi bence madem açılar da tam yerinde, ama senin yardımın lazım bana. Tuğçe Hanım, acele karar vermeyin bence. Tamam şimdi Venüs Mars'a pozitif açı yapmış olabilir, şu açıyla gidiyor olabilir. Evet. Ama sizin burcunuz buna uygun değilse, o böyle açı yaparken siz böyle açı yaparsanız o açılar olmaz. Ters tefer. Vallahi işiniz rast gitmez. Bence hiç önemi yok. Niye ters tepsin ki? Sonuçta ideal kadın ben değil miyim? Öyle değil mi? Yani Bora'nın konuştuğu, konuşurken ayılıp bayıldığı ideal kadın. Öyle. Öyle Tuğçe Hanım, sizsiniz öyle. Öyle öyle de bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Daha mı uzattın? Niye uzatıyorsun? Biz seninle bir team değil miyiz ya bu konularda? Bir takımız biz. Sen hep bana yardım edersin. Tuğçe, bir sene eksiktin. Ne oldu? Tuğçe, Ada. Buracığım. Ne haber? İyi, senin ne haber? Hava almaya çıktım ya. Hava güzel. Herkes de bugün bir hava almaya çıktı galiba. Ya. Evet, evet. Ben bugünlük havamı aldım. Havayı alırsın dediniz, aldım ben. Gideyim ben içeceğinize bakayım. Selin halletmiş şunu, sizi sonra alıp getireyim. Ve air. Air neydi sizin şeyiniz? Fresh air. Fresh air. Onu ben aldım, tamam, bana kafi. Tuğçe Hanım, acele kararlar vermeyin. Bence bir düşünün. Tamam, hadi. Sen gidiyor musun Ada? Ben gidiyorum. Gitmeseydin. Aldım havamı. Aldın havanı. Aldım havamı. İyi, hava yaptı bana. İyi, o zaman çalışmaya devam, bravo. Size iyi havalar. Sağ ol, sağ ol Ada. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay. Ben de Ali'ye bakıyorum. Kaç saattir hiçbir yerde ortada yok. Bulamıyorum, yok. İşimi halledemiyorum onun yüzünden. Nerede, gördün mü sen hiç? Kesin öyledir. Hep terasta buluruz zaten Ali'yi. Tabii ya, bakacak yer kalmadı. Buraya baktım ben de şey. Evet. Ada, acele kararlar vermeyeyim falan derken ne demek istedi? Bir sıkıntın var Tuğçe? Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Söyleyebilirsin. Bir şey mi oldu? Aşk kendi seçer.